Of, yoruldum vallahi tırmala tırmala. Hayırdır Ayşegül? Hayırlı bir iş Duman, hayırlı. Ya bir şey söyleyeceğim. O üfür üfür püfür püfür sihri vardı ya. O kaçıncı sayfadaydı? Aman Ayşegül sakın. Geçen sefer olanları biliyorsun. Aman ha. Hah, işte buldum. Ben bunu okula nasıl uygulayacağım? Var mı fotoğrafı? Var. Ona doğru yap. Ama fazla hızlı sallama parmağını. Yarın okulun yerini bulamayabilirsin ha. Tamam. İşte oldu. Böylece Tuğçe'nin Selim'le tatile çıkma planı da suya düşmüş oldu. İyi de ya şimdi Selim benim yüzümden en çok istediği şeyi yapamayacak. Yani bu sihir onun kayak yapmasına engel olacak. Yok, buna hakkım yok. Ama Tuğçe'yle tatile gitmesine de izin veremem. Ne yapacağım? Yani şimdi bir kar yağarsa bütün sorunlar çözülür mü diyorsun sen? Evet. Ama yani bütün kış yağmamış. Yani şu havada yağması mucize olur. Sen çevir bakayım sayfayı. Evet. İşte bütün derdimin çözümü. Sadece senin derdinin değil, İstanbul'un su derdinin de çözümü. Evet, evet. Yalnız bak ben hiçbir şey demedim ha soran olsa. Tamam, tamam. Merak etme. Demedin, demedin. Evet İstanbullu öğrenciler, bugün yaşadınız. Bütün sene yağmayan kar bugün yağacak ve bütün okullar yarın tatil olacak. Görüyorsun değil mi neler saçmaladılar? Bundan sonra ayna mayna görmek istemiyorum. İstemiyorum. Hiç de saçmalamıyorlar. Onlar senin aklının, sağduyunun, mantığının sesleri. Alo. Vazgeçtim. Sökün bütün aynaları. Hepsini. Evet evet hepsini. Hatta eskiden olanları bile kaldırın. Hatta söyleyeyim personele ayna camlı gözlük takmak bile yasak. Kendimi görmek istemiyorum. Selda'cığım bak ben seni çok iyi anlıyorum. Ya bu senin son değişme hakkındı. Bir daha da 300 sene değişemeyeceksin. O yüzden de kendini eskisinden daha güzel olduğuna inandırmaya çalışıyorsun. Çünkü böyle olmadığını düşünürsen mutsuz olup kendine kızacaksın. Ama bırak artık geçmişte yaşamayı. Kıyaslama kendini eski halinle. Geleceğe bak. Geçmişte yaşama. Geçmişte yaşayan sensin. Geçmişte yaşayan sensin. 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 Hayır sensin. Sen. Sen. Ya Duman, ya şimdi ben bu senin dediğin sihri yaptığımda bütün buralar böyle karla mı kaplanacak? Vallahi umudumuz o. Ha tamam. Ya bir şey soracağım, bir şey olmaz değil mi? Olmaz, olmaz. Tamam, o zaman yapalım. Pencere açıktı ondan. Peki bu burnumun üstündeki havuç ne? Açsındır diye getirdim ben onu. Bir dakika. Yoksa? Hayır. İmdat. Sensin. 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 Sen daha da geçmişte yaşıyorsun. Şimdi sen daha da geçmişte yaşıyorsun. İmdat! Ayşegül! Neredesin? Buradayım. Ne oldu sana böyle? Bir an kar yağdırayım dedim. Böyle her yer karla kaplansın diye sihir yaptım. Ama bakın bir tek ben kaplandım. Ah Ayşegül, daha dün ben sana tabiatla şaka olmaz demedim mi? Ama baksana Duman bir şey olmaz dedi. Siz bana bakacaksınız. Önce aynaya bakın. Üçünüzün içinde en normal gözüken yine Ayşegül. Ya ne olur çabuk beni eski halime döndürün. Yapamayız. Ne? Kurallara karşı geldin Ayşegül. Havanın dengesiyle iklimlerle oynamak çok büyük bir suç artık.
Ayşegül, insanoğlu zaten doğanın dengesiyle yeteri kadar oynuyor. Yani en azından bizlerin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Duyarlı olmazsan da cezana razı gelirsin. Ne? Yani ben bundan sonra hep böyle mi kalacağım? Ay tabii ki hayır Ayşegül. Ha. Çünkü birazdan eriyeceksin. Ne? Ya ya ne olur beni bu dertten kurtaracak biri yok mu? Ferit, geçen gün sana söylediklerim için özür dilerim. Bir yanlış anlaşma olmuş. Oo, kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. Eski nişanlım Selda ve aramıza giren sarı kedi Melda. Pest! Ferit, sen nasıl normale döndün? Veto hakkımı kullandım meleğim. Ben sihir düzenleme ve denetleme kurulu başkanı olduğumu hatırladım. Dolayısıyla 100 yılda 2 tane veto hakkım var. Şak birini kullanıp mevzuyu bağladım. Ne kadar güzelsin Selda. Taş gibisin, taş. Sayende Ferit, senin eserin. Güzel şarkıda belirttiği gibi tek taşımı kendim yaptım. O zaman bu bizim şarkımız olsun Ferit. Ay bir dakika. Şu anda halletmemiz gereken çok önemli bir mesele var Ferit. Ah. Şimdi ne? Bu ne be? Bak sen. Birileri kar yağdırmaya kalktı demek ki. 300 sene orada kal da gör gününü. Ferit, dumanın gazına gelmiş. Ne olur. Affır. Peki emrin olur Melih. Oh be. Ya çok teşekkür ederim deli Ferit. Ferit, ne kadar düşüncelisin. Evet şekerim, düşünceliyim. Fakat deli değilim. Ne işiniz var böyle sokaklarda taş devrinden kalma bir kadın olarak... ...ve peşinde Kösem Sultan kılıklı şunu gezdirerek ha? Hanımlar, bana deli Ferit diyorlar. Ya benim yanımda siz zır delisiniz hanımlar. Bu ne kılık? O yaptı. O yaptı. Ay tamam canım, kim yaptıysa yaptı. Hadi biz eve gidelim, hadi. Dur canım, gidemezsin. Öyle elini kolunu sallayarak gidemezsin küçük hanım. Bir suç işledin ve cezanı çekeceksin. Ceza mı? Ne cezası? Tabiatın dengesini bozdun meleğim. Bir saat içinde akraban olmayan 5 kişiyi mutlu edeceksin. Ay bu muydu ceza? Ben de bir şey zannettim. İstersen tam 10 kişiyi mutlu edeyim. Ay yarın sana çok iş düşecek anlaşılan. Sihir kullanmadan. Ne? İster misin hala 10 kişi olmasını? Bunu içe falan düşürsek? Gel şunu 6'ya bağlayalım. Kabul et Ayşegül. Başın fena halde dertte. Kabul et. Gel gel. Melim gel. Okulun bahçesi buz gibi olmuş. Ay içerisi nasıl püfür püfürdür şimdi. Ay bütün öğrenciler rahatlamıştır. Aferin Ayşegül. Çok iyi iş başardın ha. Önce gidip bir müdür dilaveri orayım. Evet. Ne da soğuk olmuş burası ya. Ayşegül. Ceren, ya niye soğuk burası bu kadar? Bilmiyorum vallahi ya. Kaloriferler soğuk üflüyor resmen. Donduk var ya sabahtan beri. Ya müdüre söyleyelim, böyle olmaz bu. Uyku acaba ya düşün. Çok düşündüm müdür bey. Çok düşündüm. Ben bu tarzda yaşayamam. Ya bunun için okul bırakılır mı? Sen deli misin? Ben bırakırım. Ben bırakırım. Yarın öbür gün bir öğrencime Hulki Bey'e bir şey sordum ama cevaplayamadı. Dedirtmem müdür bey. Ben gidiyorum. Dur! Günaydın hocam. Yüzüme bakma, yüzüme bakma. Hulki. Hocam bu kaloriferlere ne oldu böyle? Bilmiyorum yavrum, her taraf buz gibi. Bu da soğuk hava üflüyor. Tesisatçı çağırdım. Adam baktı, hiçbir şey anlamadı. Çözüm üretemiyoruz. Gir. Günaydın. Ay şansa bakın. Hani İsviçre'nin alplerinde giymek için bu kıyafetlere tonla para vermiştim ya. Ben de üzülüyordum buradaki arkadaşlar göremeyecek diye böyle. Ama yine şansa bakın ki okulumuz buz gibi oldu. Ay Ayşegül'cüm hiç üzülme. Eğer sen de üşüyorsan yani sana şu kıyafetlerimin böyle parçalarından alıp şu etiket fiyat
Fiyat etiketleri görüyorsun. 1-2 zavro. Hani bunlardan sana verebilirim. Of. Üçlü dünyaları yapıştırırız hayatım. Hop bak. Ay, yapıştırırız. Görüşürüz hocam. Bay bay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.